Zeynek. Nereye bakıyorsun öyle kardeşim? Kara kara düşünüyorsun. Ya oğlum görmüyor mu etrafını ya? Ya bir baksana etrafına. Dur bakayım. Baktım. Ne görüyorsun? Bir sürü Adem kımıl kımıl geziyor. Ya oğlum onlar kımıl kımıl gezerken bizim dükkanda yaprak kımıldamıyor la. He sen ona bozuldun, sıkıldın düşünüyorsun. Ya oğlum ben diyorum ki bizim bir şey yapmamız lazım çeyrek. Bizim böyle bolca şerbet, kahve neyin satıp çok zengin olmamız lazım. Böyle redingotları çekip böyle şık şık sadabata çıkmamız lazım lan. Ya oğlum Üsküdar'a giderken bir yağmur alması lazım burayı ya. He vallahi. Ama kardeşim sen sıkma canını. Ben var ya 5 dakikada bu dükkanı tıklım tıklım yaparım inan bana ya. Bak yapamazsam bana da çeyrek demesinler. Ne desinler? Ne desinler? Seyrek desinler, seyrek. Ha seyrek desinler. Peki seyrek kardeşim. Ya can kulağıyla seni dinliyorum. Nasıl yapacaksın? Hocam ne yapıyorsun öyle? He ben şimdi böyle böyle göl var böyle yoğurdu alıyorum. Devam. Çeyrek devam. Dere var göl var göle böyle yoğurdu alıyorum. Göle atıyorum, gölden yoğurt gidiyor. Hani ne oluyordu o göle, ne oluyordu sen şimdi, ne yapıyordun? He, maya çalıyoruz böyle, böyle göle maya çalıyoruz. Oh, ne komik. Kandırmış bunlar bizi. Yazıklar, yazıklar olsun. Yazıklar parasını ver ya. Zeyrek. Olmadı değil mi kardeşim? Olmadı çeyrek, olmadı. Ya biraz önce benim unuttuğum laflar var ya. İyi. Onların hepsi aklıma geldi şimdi ya. Ha yani çıkak oynayak diyor ne? Olmaz değil mi? Olmaz çeyrek, olmaz. Bak kaldı yine dükkan böyle kaldı ya. İşte şey parayı peşin alaydık. He parayı peşin alaydık bari. Bak gitseler de para cebimizde kalırdı ama almadık. Ha bari. Hallettin mi Ethem Efendi? Evet Süreyya Hanım. Bir saat sonra sizi Orient Kulüp'te bekliyor. Güzel. İlk ağızdan öğrenelim bakalım. Bu esrarengiz tavrın sebebi neymiş? Baş üstüne efendim. Geri geleceğinizi biliyordum. Evet. Sizi dinliyorum. Bu hale düşeceğime hiç inanmazdım. Size yalvarmaya geldim Esat Paşa. Hangi hususta? Lütfen şu yüce meclis işinden vazgeçin. Bunun mümkünatının olmadığını size sarih bir biçimde anlattığımı zannediyorum. Bu işten vazgeçmeniz için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Boris Zaryas, ya ben o meclise girerim ya da siz padişahın önünde hesap verirsiniz. Esat Paşa. Keşke elimde sizi bu işten vazgeçirecek kadar bir güç olsaydı. Ama yok. Nedir cevabınız? Ben zamanı kıymetli biriyim. Pekala. Pekala.
sizi yüce meclise takdim edeceğim. Ancak yapmanız gereken bazı fedakarlıklar var. Şu anda bulunduğu mevkide kalabilmek için o kadar büyük fedakarlıklarda bulundum ki Boris Zaharyas. Onun için yüce meclise girmek için yapacağım fedakarlıklar onların yanında olsa olsa bayram şekeri olur benim için. Öyle mi? Bilmen gereken ilk şey şu. Yüce Meclis'in üyeleri şerefli vazifelerini hayatlarının sonuna kadar sürdürmekle yükümlüdürler. O zaman nasıl olacak bu iş? Yani ben nasıl aza olacağım? Sizin üye olabilmeniz için üyelerden birinin ölmesini beklemek zorundayız. Ya da üyelerden birinin ölmesi için gereken fiili bizzat işlemiş olmanız gerek. Buna sizin vefatınız da dahil mi? Biliyorsunuz bunu seve seve yapabilirim. Ama o zaman sizi yüce meclise takdim edecek birini bulamazsınız. Ben size başka birini tavsiye edecektim. Efendi Alexander kim öldürmüş onu bulacaksınız. Sonra da faili önüme getireceksiniz. İtirafını önümüzde alacaksınız. Başka şekilde değil. Ama barbarlık bu. Dünyanın en güçlü örgütüne elinizi kolunuzu sallayarak girebileceğinizi mi düşünmüştünüz Esat Paşa? Ama... Kurulmuş ve kurulacak olan bütün meclislerin önünde diz çöktüğü yüce meclise girebilmen için üyelerden birini sadece öldürmüş olman da yetmez. İşlediğiniz cinayeti meclisin önünde bizzat itiraf etmeniz de gerekecek. Bunlar 2000 yıllık kaideler. Ben koymadım. Ama sizi anlıyorum. Siz Esat Paşa birini öldürebilecek bir insan değilsiniz. O yüzden defalarca söylediğim gibi lütfen bu işten vazgeçiniz. Şimdi müsaadenizle. Boris. Haklısın. Ben cinayet işleyemem. Ama sen işleyebilirsin. Bunu benim için yapabilirsin. Aklını mı kaçırdın sen? Avucumun içindesin. Ben ne diyorsam onu yapacaksın. Sen! Boris Zaharyas'a emir verebileceğini mi sanıyorsun? Aynen onu yapıyorum. Pekala. Pekala! Bu iş olacak Esat Paşa. Ama bu iş bugün olacak. Benim için fark etmez Boris. O halde bir saat içinde faytonum seni almaya gelecek. Hazırlan. Yüce Meclis'e çıkıyorsun. Kendine dikkat et.
Bayağı hanımefendi. Lütfen kendimi tanıtmaya müsaade verin. Erich von Sander. Herr Sander, bir demir çelik fabrikası yatırımı yapmak istediğinizi söylediler. Doğru mu? Kesinlikle. Adınızın neden saklı kalmasını istediğinizi öğrenebilir miyim? Zira böyle büyük bir teşebbüsün kararını tek başıma veremeyeceğimi tahayyül etmişsinizdir. Padişahımız da bu hususta tahsiyatlı bir malumat talep edecektir. Ben de bu malumatı kendisine arz etmeye mecburum. Bence değilsiniz. Anlamadım. Bu işi beraber yapacağız. Siz ve ben. Böyle bir şey yapmam mümkün değil. Süheyya Hanım, bu zamana kadar mümkün görmediğiniz birçok şeyi yaptınız. Anladığım kadarıyla hakkımda birçok malumata sahipsiniz. Doğru. O zaman gizli saklı işlerden haz etmediğimi de biliyor olmanız lazım. Hele ki mevzu bahis Osmanlıysa. Şimdi, ipiniz kimin elinde, Herr Sander? Sizi temin ederim ki... Anladım. Beni buraya kadar boşuna yormuşsunuz. Lütfen, durun. Herr Sander, beni yanlış anlamayın. Bugüne kadar sayısız kuklayla iş yaptım. Bu benim için mevzu bahis değil. Lakin iş yaptığım kuklaların ipinin kimin elinde olduğunu bilmek isterim. Şimdi bana arkanızdaki ismi açıklayın. Yoksa bir daha asla görüşmeyelim. Zeki olduğu kadar inatçı olduğu konusunda seni uyanmıştım Erich. Buraya geleceğinden emin misin? Mustafa'm, İstanbul'da gayri nizami ilaç satışı burada yapılıyor. Mustafa, ben bir koşu gideyim be kardeşim ha. Hem içeriği kolaçan ederim, hem de şu dişime bir ilaç alayım, olur mu? Dişim mi ağrıyor? Ben deminden beri ne diyorum Abdullah? Evet, saçma bir soru oldu. Alim, bak, bir bardak üzüm sirkesinin içerisine bir tutam karabiber, bir tutam zencefil, bir tutam da yeni baharı bir güzel karıştırıyorsun. Sonra da içine hardal otu koy. Müthiş. Evet. Gerçekten tüylerim diken diken oldu Abdullah, gerçekten. Sen bunları bir kağıda yaz, ben bir yerim ağrıdığında okurum, olur mu? Ha? Mustafa, ben bir koşu gideyim be kardeşim. Burada bekleyeceğiz. Çakallar illa deliklerinden çıkacaklardır. Sizinle yalnız konuşmamızın bir mahsuru yoktu umarım. Çok yakında büyük bir savaş çıkacak. Savaş söz konusu olunca size inanırım. Çünkü bu konuda milli şehvetinizi dizginleyemezsiniz. Savaş para demektir Süreyya. Bu savaş dünyanın gördüğü en büyük savaş olacak. Ne zaman? Merak etme. Henüz vakti var. Ama bu vakte kadar hazırlanmanız gerek. Nasıl? Demin yolları Süreyya. Artık bu dünya çok hızlı. Askerler, cephaneler hepsi bu demir yoluyla taşınmalı. Yoksa bir savaş çıktığında cephane, mühimmatı katı üzerine mi taşıyacaksınız? Zamanı geldiğinde biz cephaneyi sırtımızda da taşırız. Evet, bunu biliyorum.
bir daha Türk'le hafife almak mı? Asla. Ama tüm Osmanlı'ya birbirine bağlayan bir demir yolu ağ. Sizce de müthiş olmaz mı? Müthiş olurdu elbet. Lakin sizin asıl niyetinizi bilmeseydim. Sizin asıl niyetiniz Osmanlı toprakları üzerinden Rusya ve Arap Yarımadası'nı ele geçirmek. Bu yüzden demir yolu kurmak istiyorsunuz. Askerinizi ve ordunuzun mühimmatlarını vakti geldiğinde bu şekilde geçireceksiniz. Bravo. Zekanınıza daha önce hayran olduğumu söylemiştim, değil mi? Ama demir yollarından siz de faydalanacaksınız. Ayrıca demir yolu olmadığı müddetçe zaten yenilmeye mahkumsunuz. Ne istiyorsun? Demir yolun yapımını bankanız destekleyecek. Bu karar sadece benim oyumla olacak bir karar değil. Siz sadece benim dediğimi yapın yeter. Senin söylediğini asla yapmayacağım. Asla asla deme. Seni uyardım say. Eğer önüme çıkarsan trenin altında kalırsın. Sen de dikkatli ol Anita. Ali ve Mustafa'nın eli altında ezilme. Memleketimin ne mahkus talihi var. Lehine olan şeyler bile aleyhine. Ne yapıyoruz Anita? Tahmin ettiğim gibi asla kabul etmeyecek. Mustafa'm, beklemekten şirk solduk be kardeşim. Yanlış bir yüz üstünde olmayalım. Bekle. Bırakalım kuş bizi kafesine götürsün ha. Çok yakında Rıza. Çok güzel günler göreceğiz. Paşam. Binmeyin o faytona. Sen Esat Paşa'yı hala tanımamışsın Rıza. Boris'in ipiyle kuyu inilmez paşam. Boris şu anda avucumun içinde Rıza. Ona istediğim her şeyi yaptırabilirim. Duydun mu beni? Bu arada Azize'yi onun öldürttüğünü biliyorum. Çok yakında Boris Zaharyas belasından sonsuza dek kurtulacağız. Cemil de burada olduğuna göre cinayet işi tamam galiba.
Bu iş Esat Paşa, tahmin edemeyeceğiniz kadar zor oldu. Öldürdüğünüz kişinin adı Alexander Devela. Kenan Miloş'un, yani Yüce Meclis'in başkanının sağ kolu. Uzun yıllardır. Alexander. Tamam. İçeri girdiğimizde seni Alexander'ı öldüren kişi olarak tanıtacağım. Sen de Alexander'ı öldürdüğünü itiraf edeceksin. Tamam, anladım. Başka bir şey? Sana bir şey sorulmadığı sürece ağzını bile açma. Bu işi yapabileceğinizi biliyordum Boris. Dostlarım için neler yapabileceğimi en iyi siz bilirsiniz. Bu ne? Gözlerinizi bağlayacağız. Kurallara göre Yüce Meclis'e kabul edilmeden önce hiçbir üyenin yüzünü göremezsin. Pekala. Esat Paşa. Efendim? Yüce Meclis'e kabul edildikten sonra ilişkimiz çok farklı bir yere doğru gidebilir. O yüzden şunu söylememe izin verin. Nedir? Yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim. Dikkatli olun. Sırtlan gibi şerefsiz. Abdullah'cığım, tedbirli ve tekinsiz anlamında kardeşim. Aferin Ali, aferin. Her şey yolunda mı Süreyya Hanım? Bu memleketi bitirmek için ne oyunlar oynandı bir bilseniz. Peki Almanlarla ortaklık yapacak mıyız? Neden Boris'e değil de bana geldiler? Boris bu duruma balıklama atlardı. Neyse. Anlarız yakında. Thank you.
Efendi Boris. Demek Efendi Alexander'ı öldüren kişiyi huzuruma getirdiniz. Evet Yüce Efendi. Ve kendisi Efendi Alexander'ı öldürdüğünü itiraf edecek. Çocukları elimizde. Dalia Nazır Esat Paşa, suçunuzu kabul etmeye hazır mısınız? Evet Yüce Efendi. Çok şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Siz Dalia Nazırı olarak Efendi Alexander'ı öldürdüğünüzü itiraf mı ediyorsunuz? Evet. Eğer suçum Alexander de Vela'yı öldürmekse bu suçumu itiraf ediyorum Yüce Efendi. Öyle olsun efendi Boris.
Kuş kafese girdi. Bu kapı çok kalabalık. Eğer baskını buradan yaparsak Leyla'nın canını tehlikeye atmış oluruz. Yürüyün, gidiyoruz. Mustafa. Hadi gidiyoruz. Demek son böyle olacakmış. Sıraya. Boris Zaharyas. Bugüne kadar çok adam öldürdüm. Ama senin ölümün benim hayatımı kurtaracak. Seni öldürünce kraliçe beni affedecek.
dostuma iki cenaze sözüm var. Kusura bakma. Kolay olanından başladım. Soraya. Hala vaktin varken teklifimi kabul edecektin. Ne var Erich? Ama burada kimse yok. Olamaz. Soraya! 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 Süreyya Hanım, tuzağı nasıl bildiniz? İblis sana bir anlaşma teklif ettiğinde Ethem Efendi, ya kabul edersin ya da onun ateşiyle yanarsın. İblisin bize tuzak kuracağını biliyordum. Adamlarımızı gizleyip ona tedbirsizmişiz gibi göründü. İstedim ki önce başardığını hissetsin. Sonra da ne kadar aptal ve kibirli olduğunu fark etsin. Elimizden nasıl kaçtılar anlayabilmiş değilim. Senin yüzünden, senin beceriksizliğin yüzünden. Ben ne dediyseniz onu yaptım. Ethem Efendi, başlat bakalım şenliği.
kolay lokma olmadığımızı hatırlattık Anita'ya. Durdular. Sabitler. Sabitler geliyor. Anita kaçalım. Sen kaçmaya da beceremezsin şimdi. Gidelim.